Peygamberimiz Allah'ın kitabını tanımladığı şu sözlerini buyurdu. Kur'an'da sizden öncekilerin haberleri vardır buyurdu Peygamber Efendimiz. İbret olsun diye ve sizden sonrakilerin haberleri vardır bu kitabın içerisinde buyurdu Peygamber Efendimiz. Ve kendi aranızda olan şeylerin de hükmü vardır. Yani Kur'an'ın aslında bir eli mazide, Kur'an'ın bir eli atide, istikbalde, gelecektedir. Bir eli de zamanın içinde, anın içindedir. Ve adeta kendisini okuyan bir mümin ile canlı, diyalojik bir ilişkinin içerisindedir. O kitap öyle bir kitaptır ki o doğru ile eğriyi birbirinden ayırır. O Allah'ın kopmayan, eskimeyen, bozulmayan, pörsümeyen, sapasağlam ipidir. O hikmetli zikirdir. O Kur'an öyle bir Kur'an'dır ki cinler o Kur'an'ı duyduklarında şöyle demekten kendilerini alıkoyamadılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir yerde Kur'an okurken, orada namaz kıldırırken ve sesli bir şekilde kıraat ederken nasıl duyduklarını, o Kur'an'a gönüllerini nasıl kaptırdıklarını, ona nasıl meftun olduklarını ve nasıl iman ettiklerini anlatır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar. En içten hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bütün dinleyen arkadaşlarımıza, takip eden kardeşlerimize. Kur'an-ı Kerim üzerinde konuşuyoruz, düşünüyoruz. Gönlümüzü, aklımızı, benliğimizi, bizi yaratan, bizi yaşatan, sebebi hayatımız aziz ve celil olan Allah'ın her biri birbirinden kıymetli sözlerine, emirlerine, ifadelerine açmaya çalışıyoruz. Ve biliyoruz ki dünyanın ve ahiretin saadeti, biliyoruz ki kalbimizin ve kalıbımızın ıslahı, inşası ve mamur kılınması, içimizin ve dışımızın Allah'ın rızasına uygun bir hale getirilmesi ancak Kur'an-ı Kerim ile mümkün olacak. Bundan dolayı Allah'ın ayetlerini, ifadelerini gönlümüze, sinemize, aklımıza kazımaya gayret ediyoruz. Ve bununla hayatımızdaki, ömrümüzdeki bir umduğumuz, beklediğimiz değişikliği gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Çünkü programlarımızı takip eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hatırlayacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ın tanımına dair bir ifadeyi aktarmıştım bir defasında. Haris el-Aver isminde bir zat tabiinden bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidine giriyor. Efendimizin vefatından sonra bir zamanda gerçekleşiyor bu hadise ve bir de bakıyor ki Peygamberimizin mescidinde İnsanlar malayani bir takım işlerle, yani hikmeti olmayan, faydası olmayan bir takım sözlerle, bir takım amellerle meşgul oluyorlar. Bunu görünce biraz üzülüyor, biraz kızıyor. Hazreti Ali kerremallahu vechhe, onun hilafeti zamanı, onun huzuruna çıkıyor ve diyor ki, bak insanlar ne hale düştü. Allah Resulü'nün mescidinde böyle malayani işlerle, sözlerle iştigal ediyorlar deyince Hazreti Ali diyor ki ben bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle söylerken işittim. Peygamberimiz buyurdu ki çok yakında fitneler olacak, kaos olacak. İnsanları hakkın, hakikatin, sırat-ı müstakimin çizgisinden, yolundan, yönünden çeviren birçok söz, fikir, oluşum, olay olacak. Hazreti Ali diyor ki ben bunu duyar duymaz sordum dedim ki ya Resulallah bu kaostan insanları çıkartacak olan şey nedir? Peygamberimiz de Allah'ın kitabıdır o ey Ali buyurdu. Ve Peygamberimiz Allah'ın kitabını
Allah'ın kitabının hayatımızdaki rolünü, onun kabiliyetlerini, onun insana lütfettiği, vaat ettiği, gerçekleştirdiği ıslahı, inkılabı, onun fonksiyonlarını tanımladığı şu sözlerini buyurdu Peygamber Efendimiz. Buyurdu ki, Allah'ın kitabıdır. Evet, ey Ali, sizi o sıkıntıların içerisinden kurtaracak olan şey. Ve Kur'an'da sizden öncekilerin haberleri vardır buyurdu Peygamber Efendimiz. İbret olsun diye. Yani insanlar bizden önceki peygamberlerin, bizden önceki kitapların yaşadıkları o tecrübeyi görsün, oradan bir vaaz-ı nasihat, bir öğüt çıkarsınlar diye. Ve sizden sonrakilerin haberleri vardır bu kitabın içerisinde buyurdu Peygamber Efendimiz. Ve kendi aranızda olan şeylerin de hükmü vardır. Yani Kur'an'ın aslında bir eli mazide, Kur'an'ın bir eli atide, istikbalde, gelecektedir. Bir eli de zamanın içinde, anın içindedir. Ve adeta kendisini okuyan bir mümin ile canlı, diyalojik bir ilişkinin içerisindedir. Sonra Efendimiz buyurdu ki, o kitap öyle bir kitaptır ki, bu Allah'ın kelamı öyle bir kitaptır ki, o doğru ile eğriyi birbirinden ayırır. O her daim konuştuğunda hakkı konuşur. O Allah'ın kopmayan, eskimeyen, bozulmayan, pörsümeyen, sapasağlam ipidir. O hikmetli zikirdir. O dosdoğru yolun ta kendisidir. Kötü arzular onunla asla hedeften sapmaz. Bir insanın ümidi, arzusu, dilekleri, temennileri eğer Kur'an ile yapılanır ise, Kur'an ile istikamete gelir ise asla sapmaz. Onun ile konuşan, Kur'an ile kelam eden diller asla hakla batılı birbirine karıştırmaz. Alimler ona doyamaz buyurdu Peygamber Efendimiz. Ve o çokça okunmaktan dolayı eskimez, pörsümez. Hatta buyurdu ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'a yaptığı bu tanım esnasında, o Kur'an öyle bir Kur'an'dır ki cinler o Kur'an'ı duyduklarında şöyle demekten kendilerini alıkoyamadılar ki bu ifadeler Cin suresinde bu konuda müstakil olarak indirilmiş bir sure vardır Kur'an-ı Kerim'de. Adı Cin suresidir ve cinlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir yerde Kur'an okurken, orada namaz kıldırırken ve sesli bir şekilde kıraat ederken nasıl duyduklarını, o Kur'an'a gönüllerini nasıl kaptırdıklarını, ona nasıl meftun olduklarını ve nasıl iman ettiklerini anlatır. Peygamber Efendimiz de Kur'an'ın insanları ıslah eden bu yönüne dikkat çekerken buyuruyor ki, işte Kur'an öyle bir kitaptır ki cinler o kitabı duyduklarında şöyle demekten kendilerini alıkoyamadılar. Kur'an'ı ilk defa dinlediklerinde cinler dediler ki biz acayip bir Kur'an işittik. İnne semi'ne Kur'anen aceben yehdi ile rüşdi doğru yola ileten derhal ona inandık dediler. İşte Kur'an böyle bir kitaptır. Ve Peygamber Efendimiz Kur'an'ı tanımlamaya devam ederken buyurdu ki onun ölçülerine uyan, Kur'an'a uygun bir şekilde konuşan doğru söyler. Onun emirleriyle amel eden kimse sevap kazanır. Bir insan onunla hükmediyor ise, onunla tahakküm ediyor ise, onun ile yönetiyor ise, onun ile mahkeme ediyor ise, o insan adil olur, adalete isabet eder. Ona çağıran doğru yola çağırmış olur. Peygamber Efendimizin bu ifadelerini Hazreti Ali kerremallahu veche Haris el-Aver ismindeki bu zata aktardıktan sonra Kul he ileyke ya Aver diyor. İşte bunu al, buna sımsıkı uy, bunu asla bırakma. Kur'an böyle bir kitaptır buyuruyor. Sevgili dostlar, işte biz böyle bir kitabın mukaddimesindeyiz. Adeta giriş kapısındayız.
Bu kitap öyle bir kitap ki Bakara suresinin daha ilk ifadelerinde, ilk ayetinde Allah Celle ve Ala Hazretleri bu kitapta hiçbir şüphenin olmadığını ifade etti. Bu kitap Allah'ın sözüdür. Bu kitap kaynak bakımından Allah'ın ilminden neşet etmiştir. Bu kitapta hiçbir şüphe yoktur. Bu kitabın kaynağı aziz ve celil olan Allah'tır. Bu kitapta hiçbir şüphe yoktur. Bu kitap içeriği bakımından, muhtevası bakımından insanların kurtuluşuna vesile olabilecek tek hidayet rehberidir. Bu kitap insanlara doğru yolu gösteren, onlara göz aydınlığı veren, onların dünyalarını ve ahiretlerini mamur kılan ve içinde hilaf-ı hakikat, yalan, dolan, batıl, eksik ve gerçeğe aykırı hiçbir veri taşımayan Allah'ın halis ve muhlis sözüdür. Bu kitap öyle bir kitaptır ki bu kitap geldiği çağda belki hayvanlar gibi ondan belki daha da aşağılık olan bir toplumu Allah'ın izni ve iradesiyle Allah'ın kendilerinden razı olduğu kul örnekleri haline getirmiş bir kitaptır. Öyle bir kitap var ki elimizde, öyle bir deva var ki dünyamız da, ahiretimiz de, dünyevi mutluluğumuz da, uhrevi saadetimiz de bu kitaba bağlı. Evet, bu kitap yehdi lilleti hiye akvamdır. Yolların içerisinde en doğru yola ileten bir kitaptır. Bu kitap şifaun lima fis sudurdur. Bizar olduğumuz, şikayetçi olduğumuz, kurtulamadığımız, gönlümüzdeki, kalbimizdeki, içimizdeki, benliğimizdeki pek çok olumsuz duygunun, karakter çizgisinin, kalp hastalıklarının, manevi kalp hastalıklarının devası olan bir kitaptır. Fakat bu kitaptan istifade edebilmek için müttaki olmak lazımdır. Şu halde önümüzde hayat memat meselesi olan bir mevzu vardır. Bu kitap Allah'ın insanlara bir habli necatı, bir kurtuluş ipidir. Ve öyle görünüyor ki ailevi mutluluğumuz, psikolojik sağlığımız, sosyolojik felahımız, kurtuluşumuz ve uhrevi varlığımız, mutluluğumuz bu kitabın bize göstereceği yola uymaya bağlıdır. Ve bu kitaptan müstefit olabilecek, bu kitabın nurundan, aydınlığından, ışığından, devasından, şifasından istifade edebilecek kimselerin mahiyetini, kimliğini tanımlıyor Kur'an-ı Kerim bize. Ve diyor ki, benim hidayet nurumdan ancak müttakiler istifade edebilir. Bir önceki programımızda müttakilerden bahsetmiştik. Müttaki demek aslında takva sahibi kimse demek. Takva da Allah'ın emirlerine uymak demek. Onun yasaklarından kaçınmak demek. Hatırlayalım. Şöyle bir ifadeden bahsetmiştik. Ashab-ı kiramdan meseleyi aktarırken onlar takvayı şöyle tanımlıyorlardı. Dikenli bir arazide gittiğinizi düşünün. Üzerinizde elbiseleriniz var, giysiniz var. Ve siz dikenli bir arazide yürürken dikenlerin elbisenizi, pantolonunuzu, etinizi, derinizi yırtmaması için bir dikkat hali ortaya koyuyorsunuz. İşte takva böyle bir şeydir. Allah'ın haramlarının bulunduğu bu dünya hayatı adeta ve sanki bir dikenli arazi gibidir. Ve takva duygusu insanın imanını, itaat bilincini, kulluk şuurunu bu haram dikenlerine yırttırmaması, payumal ettirmemesi, yıpratmaması, bu haram olan, adeta her biri diken gibi olan bu haramlara kulluk bilincini yıprattırmaması, zarar verdirmemesi duygusudur. Ashab-ı kiramın takvaya bakışı bu şekildeydi. Ve o kadar mühim bir noktadan bizi Kur'an dikkatimizi çekiyor ki kurtuluş ipi olan kendisiyle istikameti bulacağımız bir kitaptan takva kriterine dayalı olarak ancak istifade
edebileceğimizi ifade ediyor.